Sevgili dostlar, öz kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan müzikimizi, geçmişten geleceğe aslında uygun ve en doğru icrasıyla taşıyan derneğimiz, bu akşamki konserimizde de üstlendiği misyonunu birbirinden güzel eserlerle sürdürmektedir. Bu misyonda sizin de katkınız kuşkusuz çok büyüktür. Türk müziği, usul sistemine dayalı bir müzik türüdür. Bu gerçekten yola çıkarak, derneğimizin diğer kuruluşlardan farkı eserleri usulleriyle deşifre etmesi, özellikle büyük formdaki eserleri usulleriyle deşifre etmesidir. Çünkü diğer kuruluşlar bu donanıma sahip değiller. Bu çok önemli özelliğimizin farkında olduğumuzu biliyoruz. Konserlerimizi şereflendirmeniz bunun ispatıdır. Şimdi sahneye saz sanatçılarını ve koromuzu davet ediyorum. Thank you.
Thank you.
semai formunda ve aksak semai usulündeki eseri seslendirmek üzere ikinci solistimiz Yaşar Atağı huzurlarınıza davet edeceğiz. Hem işe hem demli hesap. Ne olasan da edersen, huni nahak keştemi dava, demadem varımı hasretle zirakan eden sensin. Eseri murabba seslendirmek üzere, alkışlarınızla solistimiz Yaşar Atağı sahneye davet ediyorum. Oh.
semai formunda ve yürüp semai usulünde bir eser var sırada. Ne ol peri gibi bir dil ruba görülmüştür. Ne ana bencileyin müptela görülmüştür. Eseri seslendirmek üzere solistimiz Ayşegül Taş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Thank you.
Baştaki eserimizin bestekarı, Suzi Dil denince ilk akla gelen isim Tambuli Ali Efendi. Yandıkça oldu Suzan, kalbi şerer peşanın, oldu yine alevleriz, dağı gamı mihanın. Narı lehi ve aşkın Suzaniyem anın için, mahsuli Suzi Dil'dir, Suzişkidir peygamber. Yandıkça oldu Suzan, kalbi şerer peşanın. Yesari Asım Arsoy'a ait eserle konserimiz devam ediyor. 100 yıl o güzel gözlere baksan yine kanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Bir başka günün Gonca'nın efsununa yanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Sahne derneğimiz hocalarından Serdar Haksalım. Yürüsün
Güftesini Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ne İçindeyim Zamanın şiirinden alıntı yapan derneğimiz hocalarından kemani bestekar Kaya Tanyer'i Suzi Dil makamında bestelemiş. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Eseri derneğimiz hocalarından Udi bestekar Engin Peker seslendirecek. Alkışlarınız. Seni arıyorum.
Bırakma ellerimi. Bırakma. Unutamıyorum. Thank you.
bağlamında eserler var. Refik Persan'ın Evç Meşrebi'nin 1. ve 4. hanelerini saz sanatçılarımız seslendirecek. Daha sonra bestesi Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait eseri solistimiz Menekşe Karaçalı seslendirecek. Bir sebeple sen gücenmişsin bana, söyle sultanım ne ettim ben sana. Solistimiz Menekşe Karaçalı'yı sahneye davet ediyorum.
beste Selahattin Pınar. Göz yaşlarımız kalbime toplanmış evendi. Aşkında bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Birlikte geçen bir gece bin ömre bedeldi. Her şeyde bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Eseri seslendirmek üzere gelecek vadeden solistlerimizden Berk Akgül'ü sahneye davet ediyoruz. Thank you.
Şahabettin. Beste Saadettin Kaynak. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi. Bir kuş okşar gibi ben saçlarını okşarken. Koklarım ellerini güllere koklar güven. Kış günü bir yaz güneşi. Sanatçımız Eylem Polat'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Thank you.
sırada güftesi Karaca olan, bestesi yine Saadettin Kaynağı'na ait bir eser var. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini görmeye geldim. Sözlerini derde deva dediler. Gerçek mi? Sevdiğim sormaya geldim. Mikrofona alkışlarınızla solistimiz Jale Kıvanç Eriç'i davet ediyorum. Thank you.
Hamitzade İsmail Ali Efendi'ye ait eseri, gelecek vadeden solistlerimizden Anıl Aslan sesten verecek. Sevdim bir Gonca-i Rana, raks ediyor gül-i ziba, meclisi kendinden hala, bak benim halime cana. Bu güzel eseri seslendirmek üzere solistimiz Anıl Aslan'ı sahneye davet ediyor. Thank you.
ederim. Enstrüman eğitimine de çok önem vermektedir. Derneğimizden yetişip TRT'de ve Deklit korolarında sanatını icra eden çok sayıda sanatçı vardır. Bugün de izleyeceğiniz ve derneğimizden enstrüman eğitimine devam eden öğrencilerimiz arasından birçoğu adı geçen kurumlarda ve diğer kuruluşlarda görev alacaklardır. Öğrencilerimizi izlediğiniz zaman bu kanıya varacaksınız. İlk olarak keman, enstrüman, öğretim görevlimiz Özgür Koban ve öğrencilerini sahneye davet ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Özgür Koban. Az önce anonsunu oyalanım yaptığı üzere sizlerle, öğrencilerimizle birlikte küçük bir dinleti yapacağız. Şimdi huzurlarınıza bu sene keman çalmaya başlayan iki tane fıstık öğrenci çağırıyorum. Şöyle kenara çekiliyorum fıstıklarıma ulaşmak için. Gelin bakalım. Alkışlamazsanız gelmiyor. İsminle bize tanıtır mısın kendini? Ben Emine Çalçam. 11 yaşındayım. Bu sene başladım. Sizin öğrenciyim. Teşekkür ederim. Zevk duyuyoruz. Şu güzel kızın ismini de öğrenelim. Gülernaz Ancar. Peki Gülernaz, bize ne çalacaksınız? 9. senfoni. 9. senfoni diyor. Bu kimin eseri? Beethoven. Peki. Dinliyoruz. Fıstıklara teşekkür ediyoruz. Alkışlar da onlara kimse doğru alıyoruz. Şimdi bu evrensel şarkıdan sonra hem Türk hem de dünyanın çok meşhur ezgilerinden iki tanesini örnek sunacak olan bir kemancıları var. Bu da ablalar efendim. Bu da az önceki fıstıklardan sonra artık ağaç olmuş diyeyim. Bir fıstık ağacı geliyor. Gel bakalım. Soyadın yok mu? Koy ablana. Peki yani ne çalacaksın bize? Nihamet Longa çalacağım. Katyuşa'nın konusunu çalacağım. Nihamet Longa'nın sözü Kesra'nın ait. Katyuşa'nın Michael Arsakovski'ye, Kalinka'nın Kalinka ise bu sahneyi. Şöyle soracağım dedim ama şimdi sırada ben sormadan söylüyorum. Camın biraz kısa değil misin?
Kendilerinin ayakları titriyordu. İçeride ne yapacağız diye oraya buraya koşturup duruyorlar. Alkışınız için teşekkür ederim. Şimdi de piyano öğretim görevlisi Volkan Sapaz ve öğrencilerini sahneye davet ediyorum. Genç yetenekleri bu destekleyen annelerine, babalarına öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve bu dernekte bize bu dersleri sağlayan Ayhan hocamıza, Oya Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onlara burada en büyük alkışı onlar bence hak ediyor. Şimdi derneğimizin öncelikle genç yetenekleri dinlerken Serdar Haksal, aynı zamanda derneğimizin hocalarından. Şimdi o bize yeteneğini piyanoda da güzel bir şekilde icra edecek. İlk parçası Jacques Offenbach'tan Ken Ken ve Paganini'nin 24. Kaprisin 1. bölümünü bize seslendirecek. Alkışlarınızla Serdar Haksal.
istiyoruz. Çok güzel bir kızımız geliyor. Kim geliyor? Begüm Turgutay. Begüm bugün bize Ludwig van Beethoven'ın Fürelis parçasını ve Gül Çiçeği adlı Morant'ın çok güzel bir eserini seslendirecek. Begüm sizlerle. Genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle anne ve babalarına
bundan önce destek oldukları gibi müzik hayatında tekrar ve her zaman bu genç yetenekleri hayatımızda görmek istiyoruz. Özellikle derneğimizi şenlendiriyorum abi. Çok teşekkür ediyorum. Abi. Son olarak klasik gitar öğretim görevlisi Kemal Alpar ve öğrencilerini sahneye davet ediyorum.
bölümde klasik repertuarından birleşiyor. Yuvan Kasper Mersin Adalya Üniversitesi Tümce. Daha sonra Fernando Collin'in Küçük bir Etüdü. Daha sonra Rönesans dönemine ait bir eser. Prinsipiz. Daha sonra da bir Arjantin tangosu çalmaya çalışacağız. İyi günler. Alışın.
konserimiz ikinci bölümüyle devam edecektir. Saygıdeğer misafirler, konserimizin ikinci bölümüne başlamadan önce sizlere saz sanatçılarımızı takdim etmek istiyorum. Kemanlarda Faruk Demircioğlu, Özgür Koban, ilk enstrümanı sanatçılarımız Engin Peker, Sevim Tokatlı, kanun enstrümanı sanatçılarımız Ahmet Güçler, Mehmet Kızar, violensen sanatçımız Murat Büyükkaya ve ritim sazda Ahmet Kulik. Sevgili misafirler, korumuzu tekrar sahneye davet ediyorum. Konserimizin bu bölümünde İstanbul türkülerinden bir demet sunacağız. Saz sanatçılarımız, hocamız Engin Peker'e ait Zürgüle makamındaki oyun havasını icra edecekler. Sanatçılarımız sizlerle. Thank you.
Seslendirmek üzere solistimiz Namık Kemal Yazıcı'yı sahneye davet ediyorum. Ne bir dakika tarihim var. Bak diye bir yarım var. O da bir sefer. Ne tanesiniz başına. Solistimiz Namık Kemal Yazıcı sizlerle.
Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Buselik makamındaki eseri seslendirmek üzere derneğimize büyük hizmetlerde bulunan yönetim kurulu ikinci başkanımız ve genel müdürümüz Oya Haksal'ı sahneye davet ediyoruz. Geçiş taksimini kanun sanatçımız Ahmet Güçler yapacaklar. Thank you.
Sultan Çamlıca'ya yol gider. Hanımlara deste deste gül gider. Muayyer makamındaki İstanbul Türküsü'nü seslendirmek üzere solistimiz Sabit Arbaş'ı sahneye davet ediyorum. Geçiş taksimini kemani bestekar Faruk Demircioğlu yapacak. Thank you.
Sıradaki İstanbul türküsünün makamı size gel. Bülbül taşta ne gezer, kalem kaşta ne gezer, yağlı güzel olanın aklı, fikri başta ne gezer. Eseri seslendirmek üzere solistimiz Gülay Duran'ı sahneye davet ediyorum. Geçiş taksimini derneğimiz öğretim görevlilerinden keman sanatçımız Özgür Koban yapacaklar.
o getirdi. Eseri seslendirmek üzere son solistimiz Ahmet Bülbül'ü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Thank you.
birbirine bağlı olarak icra edeceğimiz, kalenin burcumayan, dil bilmez yürüşmeyen, felek gibi yıkıla ben çirkin harcımayan. Telgrafın tellerine kuşlar yıkılan, herkes sevgilere yârim, böyle bir yalan. Fındıklı bizim yolumuz, o vardı çıktı soyumuz, o bizim eskiyle boyumuz. Yangın olur, biz yangına gideriz, düz ovada keklik gibi sekeriz. Eserler ile son gidiyor. Geçiş taksiminde hocamız Engin Peker yapacaklar. Saygıdeğer misafirler, bizlerle beraber olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. İyi akşamlar.
Thank you.